Merhaba dostlar selamlar ben Furkan. Bugün sizlerle hep yeni bir inceleme ve tanıtım yapacağız. Sizin karşısında arkadaşlar bu videomuzda süperse BTC'den bahsedeceğim. süperse BTC binas smart ya yani bir firma önünde bulunan yeni bir DeFi projesi. Bugün sizlerle bu DeFi projesinden bahsedeceğiz. normalde ekranda biliyorsunuz ki çok fazla ICO projesinden bahsediyordum ancak bu videomuzda biraz bir değişik olarak yani DeFi projesinden bahsedeceğim. Hani ben zaten normal alalım eko projeleri ve de Binance yani, Magic abi sen projeleri olduğu için ben yani, bu videoda çok detaylı bir inceleme yapamayabilirim. Hani anlatığım şeyler eksik kalabilir eğer ölçü olsun, bilen yani, sadece bu videoda. En geldi size yani, Superseed'i haberdar etmeye çalışacağım ve de birkaç tane tabii ki de işleyişinden bahsedeceğim. Yani çok detaylı incelemesi beklemeyin bunda videoyu söylemek istedim. Daha sonra istersen incelemeye başlayalım. Arkadaşlar bu videomuzda Superseed'in web sitesinden daha sonra Twitter hesaplarından bahsedeceğiz. En sonunda a, DXL dediğim gibi yani ön satışlarım bunlar buradaki ön satışlarından zaten DXL ile Pangisa benzeyen birkaç yönü var. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra ise Light Paper'larından ve de Medium olan birkaç tane makalelerinden bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce web sitesini Türkçe'ye çevirelim hemen. Şuradan Türkçe çevirelim. DeFi alanı için sonraki sigorta sağlayıcısı olacak. DeFi yatırımcılarının güvenliğini ve emniyeti korumak önceliğimizdir. Orada sloganları konuşuyor Aşağıda ise elma olarak hani burada size süper sevin hani biraz detaylarından verdi. De süper sevden burada bahsetmişler. DeFi hal çekmene karşı koruyacak. Sigorta sektörünü e bu ekosistemi taşıyacak bir proje. Bir sigorta platformu. Yani sigorta platformu devresinin sebebi hani güvenlik ve de insan normal biliyorsun ki de projenin e parasını yatırıp mesela hepsini kaybedebiliyor. Hani bu projenin birazcık amacı başka bir projeye yatırım yaptığınız zaman o proje mesela kaçıp gitmesi veya hatta bir zararınızın bir kısmı karşılaması zaten sigorta, kasko hani bunların zaten asıl amaçları ve asıl anlamları bunlar da bunlar zaten kendiniz biliyorsunuzdur. Burada hani yani süper süpersel alakalı ufak bir açıklama yapmışlar. Aşağı kısım ise o nasıl çalışır? Yani jetonları edinen talep gönder ödeme alanı. Yani buradaki DXL ile bu, bu süreçte nasıl işliyor bunlardan birazcık bahsetmişler. Yatırımınızı süper güvenli olmak için gelecekteki me mevcut borsadan SSF jetonları satın almanız edinmeniz yeterlidir. Sigorta SSF jetonlarının cüzdanınızı yaşmasından 5 gün sonra yürürlüğe gelecektir. Sigorta ta talebini işleme koymak için talebi cüzdanınızı <laughs> imzalamanızı isteyeceğiz talep gönder. Doğanlıktan etkilenmişseniz ses seçtiğiniz planı duyulacak ve de kayıplarını geri göndereceğiz. Yani bir doğanlık şey olduğu zaman da hani size bu şeyleri geri gönderecekler alınız tokenları. Ödeme alan da isteğinize tesis işlem alacağız ve sizin tarafınızdan ses seçilen plana göre sigorta değer torunda bir SSF token transferine başlıyoruz olarak hani burada bir detaydan bahsetmişler. Aşağı kısmında zaten İko ve yani if ortak yönlerden burada basmışlar ön satış ve buradaki dağılımlarından 10 ön satışa %20'si normal satışa %20'yi yedeklemeye ondan sonra %5'i likide 6 aylık yani 6 aylık kitle likideleri var bazı projelerde bu likide 12 ay yani 24 ay veyahut 6 ay veya 3 ay olarak hani sınıflandırılıyor bu projede 6 ay %5 likide platformları var sonra %15'e müşteri teşvikleri, ondan sonra %10'u ortaklar, danışmanlar, ondan, ondan sonra reklam verenler, %20'si de takım ayıcılıklarından burada bahsediyorlar. Daha sonra zaten toplamda 20 milyon tane SSF token arzunun olacağından ve burada birkaç tane daha detayından bahsetmişler. Aşağıda yol haritası ise buradan yol haritasına ilerleyen zaman harçlarından bahsetmişler. Tabii de çok yeni bir proje olduğu için yol haritasında da çok fazla detaylı bilgi yok ancak ilerleyen zamanlar gelişebilir. Zaten kanalındaki proje incelemişseniz de ben normalde hani bir haftalık hani 10 günlük projelerden bahsediyorum. Ancak ben projeleri tabii ki de tanıdıktan sonra projeler 1000 katlı yapabiliyor, 100 katlı yapabiliyor. Yani çok yeni proje olduğu için riski çok yüksek. Ancak tabii de kazanma olasılığı da daha yüksek. Hani risk olan her yerde kazanma şansında hani kazanacağız hani katta fazla olur mesela. Yüzde bile kazanacaksınız mesela o kazanacağız şey 100 katı olur. Hani buradan böyle bir örnek verebilirim burada zaten birkaç tane detaydan bahsetmişler daha sonra size böyle zaten web sitesinde çok daha detay kısım vermemişler sadece ihtiyacımız olacak kadar yani ufak ufak kısımları burada vermişler daha sonra istersen böyle Twitter hesaplarına bakalım eğer ki bu tür projeler hakkında detay bilir almak istiyorsunuz arkadaşlar burada bakacağınız iki kısım var birinci olarak bir platformların arkadaşlar buradan şu linki alabilirim ben şuradan gerçek linki alayım ama zaten buradan böyle girelim. Aynen arkadaşlar gireceğiz. iki tane kısım var. Bu gireceğiz kısım bir tane Telegram grupları. Eğer proje hakkında siz bilgiler edinmek istiyorsanız Telegram gruplarından proje ile alakalı detaylı edinebilirsiniz. Çünkü sonuçta bu video sizin için yani bu proje tanımak için yeterli olmayacaktır zaten. Eğer ki bu projeye yatırım yapacaksanız SuperSafe'in Telegram grubunda zaten bir sürü chat moderatörleri veyahut da projenin sahiplerinden tutun. Herkes burada yer alıyor. Yani merak edin soruları buradan sorabilirsiniz. Onu da söylemek isterim daha sonra trending'e girebilirsiniz. Daha sonra burada Twitter hesaplarından da proje ile alakalı yapılan anlık güncellemelerden burada haberler olabilirsiniz. Burada zaten güncellemeler ve bütün haberler yani tere, ay, Twitter hesabına paylaşıyorlar. Daha sonra iste geldi yani ama ön satış DxL nedir? Burada hangi saatte olduğu gibi zaten burada bir risk olduğunu veya yatırdığınız paranın Hani bin katı da olabileceğinden sıfır da olabileceğinden burada bahsetmişler Burada bunu konfirm diyoruz eğer yatırım yapmak istiyorsak Daha sonra bu kısım ise zaten walton.com'a bağlandı Burada binance smart chain yani burada hani bağlandığım için Burası otomatik olarak bağlandı buraya Daha sonra buradan da şu anda bütün detayını görebiliyorum Burada presel adresi ve de buradan Hani token adresine hepsi zaten bakabiliyoruz Şu an daha ön satış başlamadı 21 saat sonra ön satış başlayacak ancak şu anda Hani yeni satın alma platformdan buradan görebiliyorum. Burada kontaklarına bakalım isterseniz hemen şurada süper yani SSF'nin kontağı buradan görebiliyoruz. Burada özel satışlar yani ön satıştan önce özel satışta bu tokun elde eden insanları buradan görebiliyoruz. Şu an zaten token kontakları kaç 13 gündür kontakları varmış burada. Ve zaten özel şu an alı insanları görebiliyoruz. Bundan sonra hacinlere bakalım isterseniz. 55 kişi buna özel yaralanmış. 75 tane insan toplamında transfer yapmış ve ondan sonra da 21 milyon adet SSF token toplamı üretilecek ve toplamda basılacak yani. Bu da Bitcoin hacmine aynı hacime sahipler. 21 milyon eğer iyi görürse yani tabii ki bir Bitcoin olmazsa yani çok, çok düşük Bunu işte tahmin edebilirsiniz ancak hani hacmi diğer ICO proje veya diğer DeFi proje gibi çok abartı değil. 20 milyon gayet güzel bir rakam onu söyleyebilirim. Daha sonra burada hani zaten aynı kontağını falan buradan bakabiliyorsunuz süper olan bir tane yere. Daha sonra buradan light yapılarına bakabiliyorsun. Light zaten ben linki aşağı kısmına vereceğim. Ve light paper'ların hakkındaki bilgi zaten açmak kısmına erişebilirsiniz en sonunda ise. Burada medium hesapları var. Ya ben buraları videonun nasıl çok da fazla incelemek istemiyorum. Çünkü hani buralar biraz hani sıkıcı kısımlar oluyor. Eğer, eğer ama siz projeye bir yatırım yapmak isterseniz bu kısımlara kendi atabilirsiniz yani. Bu tamamen size kalmış. Yani işte dediğim gibi benim de sana bu kadar da. Yani bu videoda çok sıkmadan yani Supercell BS ile alakalı birkaç tane bilgi vermek istedim. Umarım sizin için yaralı bir video olmuştur ve de Supercell BS ile hakkında birkaç tane fikir edinmişsinizdir. Tabii ki de çok detaylı bir video değildi ancak umarım bir işinize yaramıştır. Dediğim gibi anlatacağım bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.